Line TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Geçtiğimiz yıl 13 Mayıs'ta 301 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan Soma'daki maden faciasının birinci yıl dönümünde acılar tazeliğini koruyor. Şehit madencilerin yakınları ve Türkiye'nin birçok yerinden insan bugün mezarlığı akın etti. Türkiye'ye çok büyük bir acı yaşatan 301 madencinin şehit olduğu facianın yıl dönümünde Soma'da yine gözler yaşlı, yürekler yangın yeriydi. Şehit yakınları sabah ilk olarak Soma Maden Şehitliği ile Türk bayrağı ve madenci feneri kullanılarak yapılan anıt mezarlığı akın etti. Acılı aileler yakınlarının mezarları başında dua etti. Siyah mermerden yapılan mezar taşlarını sildi. Şehit olan madencilerin yakınları acılarının ilk günkü gibi durduğunu dile getirirken adaletin yerini bulmamasına da isyan etti. Bizim bir yıldan beri çektiğimizi hükümet nereden bilecek? Onu ancak bizim gibi olan evlat acısı yaşamış insanlar bilir. Bunu ancak biz biliriz, biz. Biz adalet istiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz, hiçbir talebimiz olmadı. Bizim tek talebimiz devletin korumuş olduğu bürokratların bir önce zırhlarını kaldırıp Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, MİGEM'in, TİK'nin, Sarı Sendika'nın denetleme yapan müfettişlerin zırhlarını kaldırsınlar, gelsinler Aksaray'da kendilerini arındırsınlar. Suçları varsa cezalarını çeksin. Biz adaletten başka hiçbir şey talep etmedik, etmiyoruz da. Yine seslerini duyurma çabasındaydılar. Bugün yıl dönümü. Bir seneden beri biz yattık, kalksak ağlamakla geçiyor. Gözyaşından geçiyor bir seneden beri. Bunları böyle yapanlar cezasını çeksin, çürüsünler. Mahkemeye gideceğiz Aksaray'a. Ölen Mehmet Efe'nin üstüne atıyorlar bütün suçu. Yazık değil mi? Adam öldü ya. Meydanda yok. Tabii onun üstüne atıyorlar. Ağlıyorum, sızlıyorum. Ağlasan ne olacak? Yok. Konuşmaz. Kalkmaz. Oturuyoruz, oturuyoruz, böyle gidiyoruz. O kadar düşkündü ki bize yavrum. Yani yok. Yok işte. Bir sene oldu. Bir senedir yok işte. Ne sesini duyuyorum, ne kendini. Çok özledim yavrumu. Yavrumu çok özledim. Acımız arttı. Özlemimiz, hasretimiz arttı. Ne değişebilir ki? Değişmedi hiçbir şey. Daha arttı. Yani dediğim gibi zaten bizim istediğimiz adalet. Biz başka bir şey istemiyoruz. Adalet, adalet, adalet. Ve çocuklar, kimisi olanların farkında, kimisi ise değil. Onlar da babaları için bugün şehitlikteydi. Anma törenine katılan Manisa valisi Erdoğan Bektaş ise ödenmeyen kıdem tazminatları için vatandaştan özür diledi. Kıdem tazminatlarınızın ödenmiş olması gerekiyordu. Bunu henüz başaramadık. Bu kıdem tazminatına hak kazanan arkadaşlarımızdan ben kendi adıma özür diliyorum. Vali Bektaş, hükümetin yaptığı yardımları sayarkense halk valiye burası siyaset yapma yeri değil diyerek tepki gösterdi. Hükümetin, devletin memurusun sen. Utan biraz, utan. Başka yerde konuş, başka yerde. Hayır, milletvekili konuşmuyor, bu niye konuşuyor? Ya kandem de o niye konuşmuyor? Devletin memurusun sen. Soma faciasının yıl dönümünde ölen madencileri anmak isteyen Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine çevik kuvvet müdahalesi geldi. 10 öğrenci gözaltına alındı. Manisa'nın Soma ilçesinde maden kazasında hayatını kaybeden 301 madenci için Antalya'daki yaklaşık 60 kişilik öğrenci grubu pankart ve dövizlerle rektörlüğe yürümek istedi. Öğrenciler Akdeniz Üniversitesi güvenlik görevlilerinin oluşturduğu engeli aştı. Burada kaç kişiyi katleden tehlikeli örgütler için koruyorsunuz barikatları? Sonra ise çevik kuvvetle karşılaştılar. Helal!
Bazı göstericiler taş ve sopalarla saldırınca Toma'dan tazyikli su sıkılarak müdahale edildi. 10 öğrenci gözaltına alındı. Soma'nın acısı bu görüntülere neden olurken Türkiye'deki başka madenlere gidelim şimdi. Daha doğrusu maden işçilerinin isyanına. Kütahya'da 5 aydır ücret alamayan, Yozgat'ta da 7 aydır maaşlarını bekleyen işçiler iş bırakma eyleminde. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Karakaya Köyü yakınlarında faaliyet gösteren özel bir maden ocağında çalışıyorlar. 5 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle çalışmayı durdurdular. Hiçbir madenimiz yok burada bizim şu anda. Bize diyor işe girmeyen diyor ocağı terk etsin diyor. Başka bir şey demiyorum. Yok çıkışı anlatan tehdit ediyorlar. Yok şunu diyorlar, bunu diyorlar. Yani öylelikten geçiştiriyorlar millet bunu. Sadece 1 milyar ödedi, öbür güne hiçbirini alamıyor. 10. aydan bu yana çalışıyoruz. Ödeyeceğin dediği halde ödemedi. Zor durumda geçiyor. Evine ekmek götüremiyor. Yani buna bir çözüm. Yetkilileri her zaman şey yaptık. Bize derdimize bir şey, ilacı olacak bir şey vermediler. Yapmadılar yani. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ise 7 aydır maaşlarını alamayan maden işçileri iş bırakma eylemi yaptı. Devletin bize vermiş olduğu hakların alamadığımız gibi kendi çalıştığımızı da alamıyoruz. Maaşımız bizim asgari ücretin 2 katı değil, asgari ücretin yarısına düşüyor. Artık yani madenci ölmesi mi gerekiyor? Ne huzurumuz kaldı, ne dayanacak gücümüz kaldı. Dayanamayan arkadaşlarımız da çeşitli işlere gitti. Maden sektörü şu şekilde adam bulamıyor. Tabii bulamaz, bu şekilde para ödenmediği için bulamıyor. Biz seçim zamanı değil, biz kötü zamanda hatırlanmak istiyor. Biz şu an Soma'dakiler bir gün öldü, onlar kurtuldu diyor. Ama biz burada 1,5 senedir her gün ölüyor. 60 maden işçisi paralarını alana kadar eylemlerini sürdürecek. Ve Soma'da yaşanan facianın yıl dönümünde Bursa'da da eylemler vardı. Maliye çalışanları iş bırakırken Orhan Gazi Parkı'nda ise duran adam eylemi yapıldı. Bursa Bürosen Soma için bugün grevdeydi. Pomara Vergi Dairesi önünde toplanan maliye çalışanları pankartlarla heykeldeki Vergi Dairesi Başkanlığı'na geldi. Sloganlar atan grup burada hayatını kaybeden madenciler için saygı duruşunda bulundu. Büro Emekçileri Sendikası Bursa Şube Başkanı Süleyman Ayyıldız bazılarının Soma'daki acıyı unuttuklarını ancak kendilerinin olayın takipçisi olduklarını söyledi. Şirketler kendi çıkarlarını düşünürler. Kendi kar hırslarını düşünürler. Soma'daki gibi, Ermenek'teki gibi emekçileri düşünmezler. Bir başka eylem de Orhan Gazi Parkı'nda yaşandı. Kendisini siyaha boyayan ve madenci bareti takan bir kişi tek başına protesto gösterisi yaptı. Şahsa bir süre sonra yoldan geçen vatandaşlar da eşlik etti. Tepkisini ortaya koydu haklı olarak. Bence de biz de ona destek verdik. Mutluyuz destek verdiğimiz için. Vatandaşlar daha sonra hep birlikte duran adam eylemi yaptı. Ve Türkiye'de bugün bir işçi daha inşaat iskelesinin çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Yer İzmir. İzmir'in Çiğli ilçesinde ek iş olarak inşaatta kalıp işi yapan 37 yaşındaki Orhan Demir, dış taraftaki iskelenin çökmesi sonucu yaklaşık 15 metreden düştü. Demir'e ilk müdahaleyi inşaattaki arkadaşları yaptı. Sağlık ekipleri ise 3 çocuk babası Orhan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı inşaatta Demir'in kayınbiraderi olan ve ustabaşı olarak çalışan Selahattin Korkmaz, eniştesinin kendisini ziyarete geldiğini söyledi. Sormuş bilmiyorum, ben yokum burada. Ne olduğunu bilmiyorum ben. Çocuk hastayım, onu götürecektim. Olayın ardından Demir'in yakınları ve inşaat işçileri uzun süre gözyaşı döktü. Mayıs ayındayız. Havalar ısındı derken doğudan yürekleri donduran acı bir haber düştü. Van'da yasa dışı yollardan sınırı geçen Afganistan uyruklu 33 kaçaktan 7'si donarak can verdi.
Van'ın Çaldıran ilçesinde merkeze 15 kilometre uzaklıktaki İran sınırının yakınlarında devriye görevi yapan askerler bir grup kaçakla karşılaştı. Dolu yağışının etkili olduğu bölgede askerler kaçaklardan 6 çocuk ve bir kadının donarak hayatını kaybettiğini gördü. Diğer 26 kaçaksa çağrılan araçlarla götürüldü. Durumu ağır olan 8 kaçak Çaldıran Devlet Hastanesi'nde hemen tedavi altına alındı. 5'i ise durumlarının daha ciddi olması nedeniyle Van'a sevk edildi. Durumları iyi olan 18 kişi ise Çaldıran Tabur Komutanlığı'na alınarak ihtiyaçları karşılandı. Kars'ta tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı sayın seyirciler. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazaya karışmak istemeyen bir öğrenci servisi ise direksiyonu kırınca şarampole uçtu. Zincirleme kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Yer Kars Ardahan yolu. İki araç aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Küçük Çatak köyüne öğrenci taşıyan serviste kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaptı ama yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Ortalığın kan gölüne döndüğü kazada 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla Kars ve Ardahan'daki hastanelere sevk edildi. Vali ve Milli Eğitim Müdürü de hastaneye giderek yaralı öğrencileri ziyaret etti. 12 öğrencimiz yaralandı. Çok şükür kaybımız yok. 12 öğrencimiz de şu an tedavi altında, küçük kırıkları var. Önemli bir sıkıntıları yok şu an. Araba bir an sustu. Arabalar kaza yapmıştı. Dolu yağdı. Şoför dengesini kaybedince araba kaydı. Deniz Feneri davasında tahliye kararı çıktı. Zekeriya Karaman ve Zahit Akman'ın aralarında bulunduğu 20 sanık için beraat kararı verildi. Almanya'daki Deniz Feneri EV ile bağlantılı olarak İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti 20 sanıktan hiçbirine ceza vermedi. Bazı sanıklar için beraat, bazı sanıklar için de davanın düşürülmesi kararları verildi. Şüpheliler hakkında özel belgede sahtecilik, kamu görevlisinin sahtecilik suçuna iştiraki ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlamaları yöneltilmiş, 25 şüpheli hakkında ise ek takipsizlik kararı verilmiştir. 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından dün de 7.3 şiddetindeki depremle sarsılan Nepal'de ölü sayısı artıyor. Ölü sayısı 100'e, yaralı sayısı ise 2000'lere yaklaştı. Nepal'de dün öğle saatlerinde oluşan 7.3 büyüklüğündeki deprem korku dolanların yaşanmasına neden oldu. Yaşanan ikinci büyük deprem sonrası ölü sayısının 68'e, yaralı sayısının ise 1936'ya çıktığı açıklandı. Başkent Katmandu'nun kuzeyindeki Dolhaka bölgesinde oluşan depremin ardından bugün de büyüklüğü 4 ila 6 arasında 5 artçı şok yaşandığı ifade edildi. Halkın geceyi korkudan dışarıda geçirdiği belirtiliyor. Dolhaka depremde en çok can kaybının yaşandığı ve binaların yıkıldığı bölge olarak biliniyor. Öte yandan ABD donanmasından 6, Nepal ordusundan da 2 askeri taşıyan ABD'ye ait bir helikopterin Nepal'in kuzeyinde yardım dağıtırken kaybolduğu bildirildi. Söz konusu helikopterin düştüğüne dair bir bilgi bulunmuyor. Dün Bursa'da yaşanan uyuşturucu faciasının ardından iki öğrenci hayatını kaybetmiş, olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri olayla ilgisi olduğunu tespit ettikleri iki kişiyi daha gözaltına aldı. Bursa'da dün gece uyuşturucu hap yüzünden hayatını kaybeden iki öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürerken olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Hayatını kaybeden iki öğrenciye uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi olayın hemen ardından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişi sorgusunda uyuşturucu maddeyi Beyazıt Mahallesi'ndeki birinden aldığını ifade etti. Bunun üzerine narkotik ekipleri Beyazıt Mahallesi'ne operasyon düzenledi. İsmi verilen şahıs gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap ve 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bununla birlikte yaşanan facianın ardından gözaltına alınanların sayısı 3'e çıkmış oldu.
Bursa'da bir halk otobüsü sürücüsü tümseye sert girdi, ardından tartışma çıktı. Bakın sonrasında neler yaşandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Akan yönetimindeki özel halk otobüsü Akhisar Mahallesi'ne doğru ilerlediği sırada yol üstündeki tümseye hızlı girdi. Yolculardan biri o esnada başını çarparak yaralandı. O anlarda panik yaşayan sürücü yolculardan defalarca özür diledi. İşte ne olduysa o anda oldu. Şoförün yolcularla konuştuğu esnada arka kapıdan inen yaralı vatandaş otobüsün ön kapısından binerek şoföre saldırmaya başladı. Öfkeli yolcu şoförü yumruk darbeleriyle kan revan içinde bıraktı. Aldığı darbelerle yüzü kan içinde kalan sürücüyü vatandaşlar öfkeli yolcunun elinden güçlükle kurtardı. Yolcu ve şoför ayrı ayrı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kendisini darp eden vatandaştan şikayetçi olan şoför ise "Ben de insan evladıyım, hata yapmış olabilirim." diyerek konuyu mahkemeye taşıdığını belirtti. Bursa'da baba kızın motosikletli yolculuğu ölümle noktalandı. Motosikletin tıra çarpmasıyla baba yaralandı. 14 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Hipodrom mahallesinde baba Fahri Kılıç, amcasının evinde misafir olarak kalan 14 yaşındaki kızını motosikletle evlerine götürüyordu. Ana yoldan tali yola dönmek isterken bir tıra yandan çarptı. Baba kız yola savruldu. Fahri Kılıç yaralandı, 14 yaşındaki Kübra Kılıç ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden tesadüfen geçen amca ise büyük şok yaşadı. Polis ekipleri 14 yaşındaki yeğeninin öldüğünü söylemedi. Yok, herhangi bir şey yok. Şu an abi çok kötü olmuş ya. Yok tamam olsun. Bütün yaralamalı kazalarda böyle oluyor yani bazen. Normaldir ya. Kardeşim mi abi? Kardeşim. Siz burada tesadüfen mi? Bursa'da gece saatlerinde polis ekipleri bir şüpheli aracın peşine düştü. Araçtan et parçaları çıktı. Polise alarma geçiren şüpheli araç içinden çıkanlar et parçaları. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan bir kamyondan yola saçılan donmuş et parçaları harekete geçirdi tüm ekipleri. Araç bir süre sonra durduruldu. Araç içinde oto parçaları ve kolilerin olduğu görüldü. Araç sürücüsü sanayiden oto yedek parçası aldığını ancak et çıktığını savunurken donmuş etler içeriğinin tespiti amacıyla Tarım Bakanlığı'na gönderildi. Bursa'da elindeki bıçakla çevredekilere korku dolu anlar yaşatan bir kişi polisin uzun süren çabaları sonucu etkisiz hale getirildi. Osman Gazi ilçesi Adnan Menderes mahallesinde yaşayan bir kişi alkol aldıktan sonra elindeki bıçakla etrafa saldırmaya başladı. Cadde üzerinde gencin bir aşağı bir yukarı koştuğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bir anda polis ekiplerini karşısında gören genç elindeki bıçağı tehlikeli bir şekilde sallamaya başladı. Polisin silahı göstererek korkutmaya çalıştığı sırada panikleyen şahıs bıçağı yere düşürdü. Gencin yerden bıçağı almasına engel olan ekipler kişiyi biber gazıyla etkisiz hale getirdi. Ardından ellerine kelepçe takılan şahıs karakola götürüldü. Sayın seyirciler, uzun zamandır beklenen Soğanlı kentsel dönüşümü için ilk somut adım atıldı. Toplam 42 hektarı kapsayan projenin ilk etap ihalesi için taraflar masaya oturdu. Osman Gazi'de kentsel dönüşüm için ilk somut adım atıldı. Soğanlı Mahallesi'nde başlayacak kentsel dönüşümün birinci etap, birinci kısmı için ihale yapıldı. Projeleri nasıl, bizim işimize gelir mi, gelmez mi? Biz bunlardan bir haberimiz yok. Bunların bir haberimiz olsa biz de katılalım. Kentsel dönüşüm ama gelip de burada birisi anlatmıyor bize. Benim de burada evim var mesela. Ama iyi mi bize gelir, kötü mü gelir biz bilemiyoruz yani bunu. En güzel evim ama o da yıkılsın, olsun güzel bir şeyler. Ben istiyorum. Biz de insan gibi şartlarda oturalım hiç olmasa. Olsun yıkılsın yani. Soğanlı'da kentsel dönüşüm bu araziden başlayacak. Çelebi Mehmet Bulvarı ile Nilüfer Caddesi arasında 15 bin metrekarelik alana 196 konut ve 26 iş yeri inşa edilecek. Bizim binaları şimdi mesela diyecek senin binan 30 lira. 30 bin lira.
Biz yeni bina yaptık 100 bin lira. Üstünü öde. Ben nereden ödeyeceğim onu? Ben emekliyim. Onun için ben istemem yani. Mağdur olacaksam zaten yıkmasın zaten. Ben kulübemden memnunum yani. 75 metrekarelik yer çok kutu gibi. Kutu gibi. Ben hanımla beraber ben bunu istediğim gibi temizlerim. Projeye göre binaların yüksekliği zemin artı 5 kat olarak tasarlandı. Dairelerin büyüklüğü ise 2 artı 1 ve 3 artı 1 şeklinde olacak ve her apartmanın altında da bir kapalı otopark bulunacak. Duyduğumuz gibi kamuoyundan 4 kat 5 katlı öyle güzel binalar isteriz yani. Allah göstermesin, bir yangın olsa, bir asla olsa sokaklara itfaiye giremiyor, şey giremiyor. Onun için bir an önce yıkması bence daha iyi. 5, 6, 7, 8 olabilir. Ama öyle 20 kat, 20, 25 kat bunu istemiyoruz biz. İhaleye 3 firma katıldı. Teklifler ihale komisyonuna sunuldu. Komisyon teklifleri inceleyip kesin karar verecek. Ardından firmaya yer teslimi yapılarak Soğanlı'da ilk kazma vurulacak. Bursa'da Balkan Ticaret Fuarı başladı. Balkan ülkelerinden yüzlerce iş adamıyla Bursalı iş adamlarının buluşmasının açılışında Balkan ülkeleriyle ilişkiler ve ihracat hedefleri üzerine mesajlar verildi. TÜYAP tarafından Balkan Türk Siyat Organizasyonu'nda Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi BTSO destekleriyle Balkan Ticaret Fuarı kapılarını açtı. Fuarın açılışına Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Spor Başkanı Recep Bölükbaşı ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Karaloğlu, Balkanlarla ilişkilere değindi. Çok derin bir ilişkimiz var ya, sadece ticaret, sadece ekonomi değil. Bizim Balkanlarla ilgili tarihi sorumluluklarımız da var. Dostluk, kardeşlik, dindaşlık. Bağlarımız var. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise Balkanlara ihracat hedeflerine dikkat çekti. Maalesef Türkiye'nin 157 milyar dolarlık ihracatının içinde Balkanlar bölgesine yaptığımız ihracatın rakamı 10 milyar doları ancak bulmaktadır. Bizler özellikle Türkiye'nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefi içinde Balkan coğrafyasında 50 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Konuşmaların ardından fuar alanındaki standlar gezildi. Evet, tırmanarak buradan geçerek diğer şeylere, materyallere. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuar 16 Mayıs'ta sona erecek. Bursa 27-31 Mayıs tarihlerinde inovasyon ve tasarım buluşmasına ev sahipliği yapacak. Bursa, tasarım ve inovasyonun başkenti olmaya hazırlanıyor. 5 gün boyunca Bursa, inovasyonu, tasarımı, Ar-Ge'yi ve markayı konuşacak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek inovasyon ve tasarım buluşmalarında tekstilden otomotive, modadan animasyona kadar birçok alanda fuar, sergi ve gösteriler yapılacak. Amacımız Bursa'yı tarihi ve kültürel mirasıyla güçlü sanayisinden beslenerek Ar-Ge, inovasyon, tasarım desteğiyle yaratıcılığın ve cazibe merkezinin konumuna getirmek. Bütün kent dinamiklerini içinde yer alabileceği çok önemli buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Burada yine hem ulusal hem de uluslararası birçok trendsetter ve tasarımcı Bursalılarla buluşacak. İnovasyon ve tasarım buluşmaları 27-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 27'sinde açışını yapacağımız inovasyon buluşmalarımız var. Merinos Kongre Kültür Merkezi'nde. 28'inde otomotiv Ar-Ge proje pazarımız. Yine otomotiv komponent tasarım yarışmamız. 29'unda tekstil Ar-Ge proje pazarımız. Ev tekstili tasarım yarışmamız. Bursa Milletvekili adayı Tevfik Topçu seçim çalışmaları için Mudanya'da bir araya geldiği esnafın sıkıntılarını dinledi. Taksi durağındaki şoförlerle sohbeti sırasında ise şoför esnafından ticari araç alırken KDV ve ÖTV alınmayacak dedi. Anlatmama gerek yok. Evet. Ülkenin durumu ortada. Esnafımız perişan. İşçimiz perişan. Emeklimiz perişan. Onlar perişan olunca size taksiye verecek parası kalmıyor insanların. Bu işleri biraz canlandırmak lazım. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim beyannamemizi açıkladık. Şoför esnafımızla alakalı da bir güzelliklerimiz var. Sizler araç alırken ticari olarak kullanmak kaydıyla
ÖTV, KDV alınmayacak. Engelliler haftasında onları sevindirecek bir haber Nilüfer Belediyesi'nden geldi. Alaaddin Bey Mahallesi'nde engellilerin ve ailelerinin doğayla iç içe ücretsiz tatil yapabilecekleri Bizim Bahçe projesi için düğmeye basıldı. Engelli birey ve ailelerine engelsiz tatil imkanı geliyor. Projenin adı Bizim Bahçe. Projeyi hayata geçirecek kurumsa Nilüfer Belediyesi. Turistik mekanlarda özel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken bireyler ve aileleri için bir tatil köyü oluşturulacak. Alaaddin Bey mahallemizde 4643 metrekarelik bir alanda engelli birey ve aileleri Bizim Bahçe projemizle birlikte kentin stresinden uzak, her mevsim gidebilecekleri, kullanabilecekleri doğayla iç içe kendilerine tahsis edilmiş evlerde tehlikesiz bir ortamda ücretsiz olarak kısa süreli tatil yapma imkanını elde edeceklerdir. Zihinsel, ortopedik, işitme, görme engelli, ruhsal ve duygusal engelli tüm bireyler Bizim Bahçe'den yararlanabilecek. Evler de tüm engel gruplarının kullanımına uygun tasarlanacak. 54 metrekarelik tek katlı 7 bina olacaktır. Evlerde bulunan mutfak ve diğer kullanılabilir alanlar, hatta tezgah yükseklikleri vesairelerde dahil olmak üzere tuvaletler, banyolar, evrensel tasarım kuralları çerçevesinde ortopedik engelli bireylerin kolaylıkla kullanımına uygun hale getirilecektir. Tesisin kullanım alanları da görme engelli bireylerimizin de yine kullanabileceği bir şekilde kabartma harita üzerine işlenerek orada onların çok rahatlıkla bu mekanlar kullanımı sağlanacaktır. İçinde fitness salonundan kafeteryasına kadar sosyal tesisler de bulunacak. Bizim bahçe evlerimizde bir yıllık dönem içerisinde yaklaşık olarak 1450 kişiyi ağırlamayı planlıyoruz. Bizim bahçe evlerinin açılışını da 2016 yılının Engelliler Haftası'nda planladığımızda sizlerle paylaşmak istiyorum. Bursa'da Ördekli Kültür Merkezi'nde bir araya gelen engelli vatandaşlar oluşturdukları koroyla muhteşem bir konser sergiledi. OBAM, yani Osman Gazi Belediyesi Engelliler Merkezi. Bu merkezde eğitim gören 20 fiziksel ve zihinsel engelli vatandaş bir araya gelerek bu koroyu oluşturdu. 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası'nda da Ördekli Kültür Merkezi'nde bir konser verdi. Ve bu konserle hayatı doyasıya yaşamaya hiçbir şeyin engel olmayacağını gösterdiler. Konsere katılan Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da sahneye çıkarak engelli vatandaşlarla birlikte şarkılar söyledi. Başta hocalara çok teşekkür ediyorum. Tabii belediyeye de teşekkür ediyoruz. En azından bir araya gelip ortak bir şey üretiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte bu tür çalışmaları yoğunlaştıracağız. Bu hafta zaten bir haftalık bir süreç var. Parti etkinlikler yapılıyor. Ve çocuklarımızı tabii alkışla tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sıradaki haberimiz ise Çin'den. Çember Adam lakaplı bir kişinin yaptığı şov geliyor ekrana. Çinli bir şovmenin elindeki çemberle yaptığı hareketler izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Video sosyal medyada da en çok paylaşılan görüntüler arasında yerini aldı. Video, sosyal medyada da en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı. Uzak Doğu sporları gibi değişik spor dallarıyla uğraşanlar, Çin'de açık alanlarda gösteri yaparak geçimlerini sağlıyor. Müzik
Sayın seyirciler, 7 Haziran seçimlerine az bir süre kala yarış iyice hızlandı. Partilerdeki son hazırlıklarda artık yavaş yavaş son dönemece giriyoruz. AK Parti Bursa Milletvekili ve aynı zamanda yeni dönem için 4. sıra adayı Hüseyin Şahin'le çalışmalarını konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Yayınlar. Teşekkür ediyoruz. İsterseniz önce sağ çalışmalarınızdan başlayalım. Şimdi hangi duraklardasınız, hangi bölgelerde yoğunlaşıyor çalışmalarınız? Buyurun. Evet, biz tam bundan 25 gün önce seçim kampanyamıza başladık. 7 Nisan 2015 tarihinde aday listelerinin belli olmasından sonra AK Parti teşkilatlarımız, Bursa'da da il teşkilatımız, daha önceden de alışa geldiğimiz, yani daha önce çok yapmış olduğumuz seçim koordinasyon merkezleri aracılığıyla Bursa'nın tamamını kapsayacak, sokak sokak, ev ev, meslek gruplarına göre ayrıştırılmış sivil toplum kuruluşları, yardım kuruluşlarının yardım yapmalarına göre veya hangi alanda faaliyetler gösteriyorlarsa sivil toplum kuruluşlarının ziyaretleri, onların etkinliklerine katılma programları ve bunları da ilçe ilçe düzenleyerek bir seçim kampanyası yürüttü. Bugün 25. gün. Hemen hemen bütün ilçelere ben gittim. Bütün arkadaşlarımız da gitti. İnsanımızın içinde olmaya çalışıyoruz. Pazar yerlerinde olmaya çalışıyoruz. Onların düğünlerinde, derneklerinde ve cemiyetlerinde olmaya çalışıyoruz. Ben bugün Osman Gazi ilçemizdeydim. Osman Gazi ilçemizden geliyorum. Osman Gazi ilçemizin çok güzel yerleşim yeri Ovakça'yı ziyaret ettik. Ovakça'da hakikaten hem partimize hem şahsımıza hem teşkilatımıza çok güzel bir teveccüh vardı. Tabii bu arada biz gittiğimiz zaman bir tarama da yapmış oluyoruz. Yani bir tarama da gerçekleştirmiş oluyoruz. İhtiyaçları orada bizzat yerinde müşahede ederek notlarımızı alıyoruz. Hem belediye başkanlarımıza hem de merkezi hükümet kanalıyla yapacağımız yatırımların ilgili kurumlarıyla irtibat sağlayarak bu yatırımların öncelikli olarak gelmesi, eğer hemen yapabileceksek, bizzat yerinde bu konuya parmak basarak gerçekleştirmeye, daha sonra yapacaksak da ilgili notlarımızı alarak muhtarımızdan başlayarak, mahalle teşkilatımız, ilçe başkanlığımız ve ilgili kurumlarla birlikte bunu Ankara'ya götürmek için de notlarımızı alarak çalışmaya başlıyoruz. Bugün Osman Gazi'mizde, Ovakça'mızda çok güzel bir hizmetin de, bir müjdenin de vericisi olduk, habercisi olduk. Osman Gazi spor yapmak için, Avakçalıların spor yapması için Osman Gazi Belediye'mizin yapmış olduğu spor tesisinin sentetik yüzeyli sahaya kavuşturulması ve soyunma odalarının, giyinme odalarının ve dinlenme odalarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili yatırımı başlatmış olduk. İnşallah seçime kadar da bu sosyal tesislerin donanımını bitireceğiz ve Ekim ayında futbol sezonunun, yani amatör ligde futbol sezonunun başlamasından önce de sentetik yüzeyli sahayı gerçekleştirerek Türk sporuna, Bursa sporuna ve Ovakçalı gençlerin spor yapması imkanına kavuşturacağız. Oradan bizden bir ATM noktası ile ilgili talepleri bulundu. Gerekli bankanın, ilgili bankanın yetkilileriyle görüştük. Çok kısa sürede bir ATM Ovakça'ya para çekme ve para yatırma için gerçekleştirilmiş olacak. Yine Ovakça'nın yolda servisten indirilen çalışanları, öğrencileri için karşıya geçmesi için bir üst geçitin yatırım programına alınmasına öncülük ettik. Bunu da hem Ankara ile hem Bursa ile görüşerek, çünkü çok hızlı kararlar alıyoruz bu konuda. AK Parti'nin ve hükümetimizin ve belediyelerimizin hakikaten milletimizin ihtiyaçları noktasında siyaset yapan bir anlayışı var. Çok kısa sürede de bunları Ovakça'mıza kazandırmış olacağız. Bu sadece Bursa'da, Osman Gazi'de, Ovakça'da, diğer ilçelerde de aynı şekilde. Kaymakamlıklar, belediyeler, ilgili kurumlar aracılığıyla hizmeti bir an önce götürmeye çalışıyoruz. Sahada hakikaten insanımızın bize çok büyük teveccühü var. AK Parti'ye, Başbakanımıza ve kurucu genel başkanımız, 12 yıl başbakanlığımızı yapmış Cumhurbaşkanımıza çok büyük teveccühleri var. İnşallah biz ümitliyiz. Bu konuda hakikaten ümidimizi her geçen gün artırarak yolumuza devam ediyoruz. Ve bize büyük destek verileceğini de 7 Haziran için şu anda görmüş bulunuyoruz. Peki seçime doğru şu anki süreci değerlendirecek olursak, bilmiyorum ne düşünürsünüz ama biraz sakin bir süreçten bahsedebiliriz aslında. Bu sandığa nasıl yansır sizce? Yani ben burada biraz kusura bakmasın diğer partiler ama seçimin sonucu belli gibi gözüktüğü için herhalde bu böyle. Zaten AK Parti lider parti, AK Parti sorunları çözen, sorunları önceleyerek, daha da ilerisini düşünerek programlarını yapan, yerel yönetimleriyle birlikte millete hizmet partisi ve yine teveccühün kamuoyu yoklamalarında da gözüktüğü ve sahada da bizim yaptığımız çalışmalarda edindiğimiz izlenim, yani bu sonucun, bu seçimin galibinin AK Parti olacağı izlenimi oluştuğu için
biraz sanki AK Parti merkezli ve milletin artık sandık gelse de AK Parti'ye oyumuzu versek gibi beklediği bir seçim havasında geçiyor. İnşallah biz yine 3 dönemdir genel seçimlerde milletimizin Bursa'da bize vermiş olduğu desteği bundan sonra da layık olmaya çalışacağız. 4. dönemde de desteklerini de tabii bekliyoruz. Bu konuda seçmen ziyaretleri, konut ziyaretleri, iş yeri ziyaretleri, fabrika ziyaretleri yapıyoruz. Benim kanaatim seçimin AK Parti'nin lehinde biteceğinin zihinlerde algı olarak yerleşmesi ve seçmenin AK Parti'yi şimdiden daha tercih etmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Evet, bir de baktığımız zaman şöyle bir AK Parti mitinglerinde başlıca konuları arasında ilk gelen başkanlık sistemi oluyor. Bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle ki seçmen bunu doğru algılayabildi mi? Bununla ilgili sizce düşünceleri neler? Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Biliyorsunuz biz 2011 genel seçimlerinde de önce anayasayı değiştirmekle ilgili bir taahhüdümüz olmuştu. Ama yeteri kadar sayıda milletvekili, yani 331 ve üzeri milletvekili çıkartmak gerekiyor. Öncelikle referandum eşiğini geçmek için. Ama o sayıyı bulamamıştık. Ama biz buna rağmen anayasayla ilgili çalışmalarımızı ilgili komisyonlarda, kamuoyu bunu takip etti. Çok uzun sürmesin diye anlatmıyorum. Yine aynı şekilde bu seçimde de vaadimiz anayasayı değiştirmek. Yani sivil, demokrat ve özgürlükçü bir anayasayı milletimize, gençliğimize ve geleceğimize armağan etmek. Ve bu anayasanın içerisinde de yürütme mekanizmasının başkanlık sistemi eliyle yürütülmesi gibi bir açılım var. Yani bir önerimiz var. Tabii biz bunu aslında konferanslarla, sivil toplum kuruluşlarına, partimizin seçim öncesinde de başkanlık modelini önerdiği dönemden beri anlattık, anlata geldik. Ama toplumun çok iyi anladığı konusunda bizim de çekincelerimiz var. Yani topluma daha çok anlatmamız gerekiyor. Toplumumuza gidip başkanlık sisteminin özellikle koalisyonlardan yönetimi uzaklaştırmak için ve yasama ve yürütmenin birbirinden ayrılması gerektiği ve yasamanın yürütmeyi denetlediği, yürütmenin yasamanın onayından sonra faaliyetlerine ve icraatlarına geçmesi konusunda erkler arası, güçler arası dengenin daha iyi oturması için elzem olduğunu anlatmamız gerekiyor. Zamanımız el verdiğince bunları da seçim kampanyamız döneminde anlatıyoruz ama inşallah tabii bizim bir özelliğimiz daha var. Bir Sayın Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde de biz anayasayı değiştirsek dahi başkanlık sistemiyle ilgili modeli anayasamıza koymayı taahhüt ettiğimiz halde yine de vatandaşımızın onayına sunarak referandumdan geçirdikten sonra başkanlık sistemini anayasa metnine koymak istiyoruz diye. Onların onayı olmadan böyle bir metni anayasamıza zaten koymak taraftarı değiliz. Peki bununla ilgili sizden bir talep geliyor mu bilgi almak anlamında? Evet, şu anda inşallah seçim sonuçlarının bizim referandum eşiğinin üzerinde bir oy alacağımızı ümidindeyiz. Beklentimiz o şekilde. Sahada da gördüğümüz o. Yani 331 diyorum. Neden? Bir üye meclis başkanı seçildiği için 330 üyeye düşüyorsunuz. Meclis başkanının oy kullanma hakkı yok. Referanduma götürebilmek için bir anayasa değişikliğinin 330 üzeri olması, 330 ve üzeri olması gerekiyor. İnşallah bunun biz daha da üstünde bir milletvekili sayısıyla parlamentoda yer alacağız. Bu beklentimiz ve ümidimiz var. Sahada gördüğümüz seçmenin bize verdiği destekle inşallah. Bundan sonra yaptığımız toplantılarda, çalışmalarda başkanlık sistemini model olarak özellikle kendi ülkemizin yürütme sistemine, kendi ülkemizin yasama sistemine uygun bir başkanlık modelinin neden ihtiyaç olduğunu ve başkanlık modelinin neden gerekli olduğunu anlatmamız gerekiyor. Kafalarda şunun istifam olarak, yani bir soru işareti olarak yer aldığını görüyoruz. Başkanlık sistemiyle Türkiye'de federatif bir yönetime doğru gidilir mi diye bir istifam var. Ben buradan sizin aracılığınızla da Bursalı seçmenlerimize, bizi izleyen vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. Türkiye'de bizim AK Parti'nin ve siyasetimizin federatif yönetim gibi bir anlayışı yoktur. Biz üniter devlet yapısı içerisinde ülkenin koalisyonlardan kurtulması, çünkü başkanlık sisteminde mutlaka bir veya iki turlu %51 ile bir devlet başkanı seçeceğiz. İkincisi de yürütme erkiyle yasama erkinin birbirinden ayrılmasını ve birbirini denetlemesini. Dolayısıyla buradan da aslında doğal bir koalisyonun ortaya çıktığını ve doğal koalisyonla da ülkenin daha dengeli yönetileceğini beyan etmek istiyorum. İnşallah aziz milletimiz bize
anayasayı değiştirecek çoğunlukta milletvekili sayısı verdiğinde zaten bu konuyla ilgili çalışmalarımıza hemen başlayacağız. Başkanlık sistemi içinde olmalı mı, olmamalı mı? Bunu da yine aziz milletimize soracağız. Olsun derlerse olacak, olmasın derlerse yine onların dedikleri gerçektir ve asıldır. O konuda da yine parlamenter rejimle yolumuza devam ederiz. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığıyla ve Cumhuriyet rejimiyle hakikaten idare edilmekten son derece memnunuz. Bir tek amacımız var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ülkemizi ve genç Türkiye Cumhuriyeti'ni 100. yılında ve daha sonrasında muasır medeniyetler seviyesine, ileri sanayiye sahip, ileri demokrasiye sahip ülkeler seviyesine ve dünyanın en büyük, en gelişmiş 10 ekonomisi arasında sokmaktır. Biraz Bursa için konuşacak olursak, şimdi tabii seçim çalışmaları devam ediyor ama tabii Bursa yatırımları da devam ediyor. Öyle bir durum da söz konusu. İşte şehir hastanesi diyebiliriz buna. Yenişehir'den yeni uçuşlar başladı. Bunlar peki seçmene nasıl yansıyacak sizce? Etki tepki meselesi açısından konuşacak olursak sandığa yansımaları nasıl olur? Tabii bakınız, bir AK Parti Hizmet Partisi. Şimdi şehir hastanesinin temel atılmasını biz geçen hafta cumartesi günü Başbakan Yardımcımız ve Sağlık Bakanımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Ama aslında 31 Ağustos 2013'te imzalanmıştı şehir hastanesinin protokolü. Yani ihalesi yapılmış, protokolü imzalanmış, Doğanköy'de yeri belirlenmişti. Ama mahkeme süreçleri ve yerel mahkemelerinin durdurma, yürütmeyi durdurma kararlarıyla süreç bu zamana kadar ertelendi. Yoksa şehir hastanesinin eğer mahkeme süreçleriyle ertelenmesi gündemde olmasaydı fiziki bütünlüğünün bugün ortaya çıkmış olduğunu görecektik. Yani biz seçim öncesinde bunu yetiştirelim de seçimde seçmenlerimize bir seçim yatırımı gibi bunu sunalım diye bir düşüncemiz yok. Mahkeme ile ilgili süreç seçimden önce de yetişmeyebilirdi. Seçim sonrasında kalabilirdi ama çok şükür senenin başlarında bu süreç tamamlandı. Bütün hukuki süreçler tamamlanıp idari süreçler de tamamlandıktan sonra yer teslimi ve inşaat firmasının belirlenmesi ve firmanın gelip yer tesliminden sonra burada konuşlanmasıyla temel atma gerçekleşti. 29 Ekim 2017'de Allah kısmet ederse şehir hastanesinde hizmete açmak istiyoruz. 1355 yataklı şehrimizin insanına sağlık hizmeti verecek ve hakikaten 7 ana branşta da uzmanlaşmış hekimlerin bir araya geldiği ve insanımıza sağlığı en ileri teknolojiyle sunacakları bir şehir hastanesine kavuşmuş olacağız. Tabii burada bunu yaparken sağlık turizmine ve yakın coğrafyamızdaki akraba topluluklarımıza da buradan hizmet vereceğimizi ve bu insanların da buradan hizmet alacağını, çünkü neden? Güçlü büyük Türkiye'nin mutlaka uzantılarına, kendi bakiyelerine, kendi tarihsel mirasına sahip çıkması gerektiğine de inanıyoruz. Süremizin sonuna doğru geliyoruz. Son olarak sizden bir başbakanın Bursa mitingi için nasıl bir hazırlık var? Nasıl bir miting olacak? Onunla ilgili ayrıntı. Şu anda cumartesi günü Sayın Başbakanımızı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 62. hükümetinin, inşallah 63. hükümetinin başbakanı da olacak Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu Başbakanımızı ağırlayacağız. Çok heyecanlıyız. Bursa'nın da bu konuda heyecanlı olduğunu görüyoruz. Gittiğimiz yerlerde Bursalı hemşehrilerimizi mitingimize de davet ediyoruz Gökdere'ye. Sayın Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanlığı mitinginde ve yerel seçimler öncesi ve 2011 seçimlerinde ağırladığımızda tarihi rekorlar kırarak Bursalı hemşehrilerimizin destekleriyle konuk etmiş ve uğurlamıştık. Biz yine parti teşkilatımızın ve bize gönül veren insanlarımızın Gökdere'de olacağını, yine rekorlar kıracağımızı 17 ilçeden ve merkezden İnsanlarımızın Gökdere'ye gelerek Sayın Başbakanımıza güvenlerini ve desteklerini göstereceklerini ümit ediyoruz. Bu konuda hakikaten çok hummalı bir çalışma var. Parti teşkilatımız onların seyahatleri için gerekli ulaşımla ilgili imkanları hazırlıyorlar. Burada miting süresi boyunca beslenmeleri için kumanyalar hazırlanıyor, sular hazırlanıyor, dinlenmeleri için ilgili ortam hazırlanıyor. Tabii devlet idaresi de bu mitingin güven içerisinde geçmesi için tedbirleri alıyor. İnşallah Sayın Başbakanımızı coşkuyla karşılayacağız, sevgiyle uğurlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şahin. Size ben de çok teşekkür ediyorum. Televizyonlarınız aracılığıyla onlar konuşur, AK Parti yapar diyorum. Evet efendim, seçim gündemiyle bülteni noktalıyoruz. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.